Merhaba, ben uzman diyetisyen Işın Sayın. İzmir'e dair YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz demir eksikliğinde diyet tedavisi. Biliyorsunuz ki hastalıklarda diyet tedavisi diyetisyenliğin en temel görevini oluşturuyor. Zayıflama dediğimiz kısım ise sadece basit bir matematik hesabı. Harcanan kalorinin altında kaldığınızda zaten kilo veriyorsunuz. Ama bu işin sağlıklı olması için sizin kan tahlilinizle uyumlu, uygulanabilir, sürdürülebilir diyet olması için de sizinle birlikte planlanmış, sürekli güncellenen bir plan oluşturulabilmesi. Bu noktada demir eksikliğinin acaba neden oluştuğuna öncelikle değinmemiz gerekiyor. Tabii ki vücuttan demirin atılmasına, çokça atılmasına yol açan sebepler vardır. Vücudun herhangi bir yerinde gizli veya bilinen bir kanama, gastrointestinal sistemde, bağırsakta, midede, herhangi bir noktada meydana gelen şiddetli kanamalar dışkının rengini koyulaştırır, bu şekilde size haber verir ve demir deponuz hızla boşalmaya başlar. Çünkü kandaki demir seviyesini kontrol altında tutmak için ferritin adı verilen depodan sürekli olarak kana demir takviyesi yapılmaya çalışılır. Bir yandan da demiri bağırsaktan kana geçirmeye çalışır. Mamızla ilgili çabanın arttığına işaret eder. Demir bağlama kapasitesi, toplam demir bağlama kapasitesi yükseliyorsa vücut demiri maksimum seviyede yakalayıp bağlayıp kana geçirmeye çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Toplam demir bağlama kapasitesinin yükselmesi, ferritin adlı depo demirin giderek düşmesi, 30 ve altına inmesi, 30'un altında aslında metabolizma ile ilgili problemler başlıyor demek istiyorum bu noktada. Ve tabii ki bunlar ipuçları. Demiştik ki sebep ise vücutta bir yerde kanama olabilir demiştik. Adet kanamalarının, rail kanamalarının şiddetli olması, gebelik. Çünkü tek bir demir deposunu bebeğinizle birlikte kullanıyorsunuz. Anne sütünün kullanıldığı dönem, emzirme döneminde yine demir deposunun çok güçlü olması gerekiyor demir kayıplarına. Yol açabiliyor. Emzirme dönemi de gebelik de o yüzden demir eksikliği anemisi ortaya çıkabiliyor. Ciddi metabolizma yavaşlaması, saç dökülmesi, çok uyku ihtiyacı, sabah yataktan kalkamama, unutkanlık, halsizlik, yorgunluk gibi zihinsel performansta yavaşlama, çocuklarda ders başarısında düşüş gibi ipuçları verir, semptomlar verir. Demir eksikliğinde bu belirtileri hissediyorsanız mutlaka bununla ilgili hekiminizle görüş ölçüm yaptırmalısınız ve diyetisyenden yardım almalısınız. Çünkü siz muhtelif nedenlerle demir kaybediyorken besinler yoluyla da takviye yapılabilmesi gerekiyor ve hekim kontrolünde de dışarıdan demir destek tedavilerinin alınması gerekebiliyor. Şimdi biz bir taraftan kayıplarımız var, diyelim ki şiddetli adet kanamalarınız var ya da vücutta herhangi bir noktada ciddi kanamalar, kan kayıpları var gastrointestinal sistemde. Bu noktada bunun yerine konulabilmesi için besinler yetersiz kalabiliyor. Dışarıdan demir desteği de yaptık ama yine de depo dolmuyor. İşte burada biz acaba demirin vücuttan atılmasına sebep olan hangi beslenme hatalarını yapıyor olabiliriz? Bunun da konuşulması, masaya yatırılması gerekiyor. Çok önemli. Yani doktorunuzun yaptığı tedavinin işe yarayabilmesi için sizin o ilacı düzenli kullanmak üzere verdiğiniz çabanın boşa gitmemesi için bir taraftan atımları kontrol altında tutabilmeliyiz. Kontrol edebildiğimiz atımlar, demir kayıplarını kontrol etmek zorundayız tedavinin işe yaraması için, çabalarınızın boşa gitmemesi için. Bu noktada çay ve kahve en önemli, en yaygın risk faktörü. Çay, kola, kahve, kafein içerenler, fitoftenen içerenler ne yazık ki kandan demirin bağlanıp idrarla atılmasına ya da besinlerden gelen demirin bağlanıp kana geçemeden idrar atılmasına yol açmaktadır. Bu sebeple yapmamız gereken şey çayı az sayıda, çok açık içmek, içine limon dilimi eklemek.
Çünkü limonun içerisindeki C vitamini, çayda kansızlığa sebep olan fitat ve taninler vardır. Bu C vitamini gelir fitat ve taninlerle etkileşime girer. Böylelikle kandaki demirle etkileşmesi önlenir fitat ve taninin. Yani ya demirde, kandaki demirle etkileşime girecek fitat ve tanin ve demir kaybına yol açacak, ya da C vitaminiyle etkileşime girecek, kandaki demiri korumayı başaracağız. İşte bu noktada bir, açık içmek, iki, aslıyı da içmek, üç, içine limon dilimi koymak son derece önem taşıyor. Diğer taraftan kahvenin mümkünse kafeinsiz olması, aslıyı da içilmesi yine önem taşıyor. Çay ve kahvenin yemeğin hemen üzerine içilmemesi, öğünde alınan demirin kana geçmesine izin verecek kadar süre, boşluk bırakılması, bu da en az yarım saat 40 dakikadır, son derece önem taşıyor. Bir de besinler yoluyla demir alımını artırmak için ne yapmalıyız? Soframıza eksik olmaması gereken şey yemyeşil bir salata üzerinde limon. Çünkü eti belki sevmiyorsunuz, belki vejeteryansınız, belki de sınırlı satın alabiliyorsunuz. Herhangi bir nedenle etten gelen demirin kana geçmesi çok önemli, ama bunu başaramıyorsak ve düzenli gerçekleştiremiyorsak, ne yazık ki yapmamız gereken şey düzenli yeşil salataya limon sıkmak. Herkes çok sevmiyor biliyorum, ama sofralarınızda her öğün bol miktarda yeşillik ve limon olması sizi daha çok et yemekten kurtarabilir. Yemyeşil taze biberler de yine çok miktarda bitkisel demir içerir. Bunu da yine limonla birleştirmenizde fayda var. Yumurta yine demir kaynağıdır, ama ne yazık ki balıkta, tavukta yeterince demir yoktur. Bol bol hindi tüketebilirsiniz, kırmızı et tüketebilirsiniz. Yemeklerinize bazı insanlar sever, bazıları sevmez. Hop diye oturup bir parça et tüketemiyorsanız bile sebzelerinize, bakliyatlarınıza kıyma ya da kuşbaşı et takviyesi de yapabilirsiniz. Bunları düzenli olarak yaptığınızda demir deposunu koruyabilirsiniz. Minimum 2 öğün haftada kırmızı et veya köfte tüketmenizde fayda var. Bunu hindi olarak da düşünebilirsiniz. Bunun dışında salatalara dedik ki yeşil yapraklı sebzeler, günde 1-2 tane yumurta mutlaka olsun. Bir yandan da çay kahveyi kontrol altında, dediğim şartlarda kontrol altında tutarsanız, günde bir kahveyi, iki kahveyi geçmezseniz ya da bir iki çayı geçmezseniz, demir desteği de alırsanız demir deponuzu koruyabilirsiniz. Demir deponuzu bir havuz gibi düşünün. Yukarıdan bir dolduran musluk var. Bu dolduran musluk bizim besinler yoluyla aldığımız demiri temsil ediyor ve doktorunuzun yaptığı demir desteğini temsil ediyor. Bir de havuzun boşaltan musluğu var. O boşaltan muslukta çay, kahve, kola ve kontrol edemediğimiz diğer nedenler. Yani bu arada yeşil çay da yine çok sağlıklıdır, evet, ama o da yine demir kayıplarına yol açabilmektedir. Boşaltan musluk kapsamında bir takım sağlık sorunlarından bahsetmiştik. Bir takım kanamalar ya da kontrolsüz adet kanamaları, çok sıra dışı şiddetli kanamalarda yine boşaltan musluğu temsil ediyor. İşte bu dolduran ve boşaltan musluğun birbiriyle yarışı esnasında eğer siz havuzunuzu, yani demir deponuzu doldurabiliyorsanız tedavide başarılı olabilirsiniz. Bu bir ekip işi. Diyetisyeniniz, hekiminiz ve siz olmak üzere ekip çalışması ile demir deposunun doldurulması mümkün. Zihinsel, bedensel performansınızı, dinamizminizi, metabolizmanızı toparlama şansına sahipsiniz. Bizi YouTube kanalında abone olup takip etmeye devam edin.